Üst üste gelen yıkıcı depremler özellikle İstanbul'da endişeyi arttırdı. Binalarını kontrol ettirmek isteyenlerin sayısında patlama yaşanıyor. Peki binada risk tespit edildiği takdirde nasıl bir yol izlenmeli? Ayrıntılar haberimizde. Türkiye 9 saat arayla iki şiddetli deprem yaşadı. 10 ilde binlerce insan hayatını kaybetti. Binlerce bina yıkıldı. Şimdi herkes daha tedirgin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasa hazırlamış olduğu bir çalışma var. Bu çalışmaya göre 39 ilçe tek tek değerlendirildi. Bu tabloda burada benim kırmızıyla işaretlemiş olduğum ilçeler özellikle Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Silivri ve Zeytinburnu gibi ilçelerde ...bazı farklılıklar var diğer 39 ilçeye göre. Bu 13 ilçede özellikle zemini kötü olan ve yapı stoğu... ...özellikle 1999 öncesinde yapılmış olan binalar üst üste çakıştırıldığında... ...bu binalarda biz ciddi hasar bekliyoruz. Genele vurduğumuzda İstanbul'da 1 milyon 528 bin 768 tane bina olduğunu... ...ve bu binaların yaklaşık %70'inin... 99 yılından önce yapıldığını görüyoruz. Oturdukları evin dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirenlerin ya da bakanlık onaylı üniversitelerin laboratuvarına başvurabiliyorsunuz ve binanız test edildikten sonra süreç bakın nasıl işliyor. De deprem öncesi binanızın riskli olup olmadığını tereddüt ediyorsanız kamu kurumlarına resmen başvuruyorsunuz. Gelip gerekli numuneler alıyorlar, karotlar alıyorlar, bilimsel bir incelemeden sonra binanızın riskli olup olmadığına dair rapor geliyor. Bu rapor hem size hem bütün maliklere tebliğ ediliyor. Beton sınıfı C10'un altındaysa, C10'un altındaysa genelde kurtarılamıyor. Zimne kötüyse bina kurtarılamıyor. O zaman yıkım kararı alınması gerekiyor. Yani bunu bizim kentsel dönüşüm sürecine sokmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm sürecinde işte belediyeye başvurup bu süreci başlatıp işte evi boşaltarak işte bir kira yardım alınması gerekiyor. İşte yaklaşık 18 ay süren bir müteahhitle anlaştıktan sonra süreç başlatılıyor ve vatandaşlarımız o evden tahliye ediliyor. Ee, eğer e, bu analiz neticesinde bina e, güçlendirmeyle kurtarılabilecek gibi ise o zaman şu an en sıklıkla yapılan e, güçlendirme yöntemi bu. E, Bodrum'dan ve giriş kattan karbon fiber ve çelik alaşımlarla binayı güçlendiriyorlar. Risk raporu çıkan binalarda daire sakinlerinin tamamı yıkımı ya da güçlendirme işleminin yapılmasını istemiyor. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? Riskli yapı kararı verildikten sonra ayrı bir kurumdan bilimsel daha güçlü bir kurumdan buranın riskli yapı olmadığına ilişkin bir rapor gelmiyorsa derhal yıkılması gerekir. 15 gün içinde ilgili kuruma tekrar itiraz edebiliyorsunuz. İtirazınızdan da sonuç çıkmayınca riskli yapı kararı kesinleşmiş oluyor. Size 60 gün içinde tahliye edin diye süre veriliyor. 60 gün içinde tahliye etmezseniz 30 günlük bir ek süre daha veriliyor. Ondan sonra da tahliye etmez ve yıkmazsanız kamu gelip elektriğinizi, suyunuzu, doğalgazınızı kesiyor. Sizlerin tahliyesini sağlayıp ileride bedelini sizden almak üzere kamu kurumları yıkıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.